turbocharged backpack. Johnny Depp. The genius sisters use him like a lab rat. Johnny Depp. The need free dad at home, a super busy mom. Johnny Depp. The boy's best friend is a talking dog. That's right. Three extreme genes in an air-breathing shark. Mega action game controller skating in the park. A feral booster bling bling. What do we make of this? Johnny Test. Johnny Test. This is the life of a boy named Johnny Test. Johnny Test. Johnny Test. This is the life of a boy named Johnny Test. Koruman Johnny. Pekala, geçen yılın hedeflerini bir göz atıp ne yaptığımıza bakalım. Parçacık hızlandırma. Tamam. Dinozor yaratma. Yapmışız. Gün batımında sözün testi öpmek. Şuna bakın. Hala yapılmamış. O tatlı mı tatlı sözün testin beni öpmesini sağlayacak bir şey bulana kadar... Herhangi biriniz ne eve gidebilirsiniz ne de uyuyabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Havalı bir motosiklete ne dersiniz efendim? Evet. İşte bu. İşte bu. Sakin ol. Bu sadece bir deneme. Çabuk görüntüyü yakala ve konuşma programını yükle. İllüzyon değil, çok gerçek görünüyor. Hey Tess kardeş. Bir öpücüğe ne dersin bakalım? Ama Gil... Hey Susan! Yine ne var? Müthiş bir motosikletteyim ve seni öpene kadar gitmeyeceğim. Şimdi şu harika numaramı izle bakalım. Ben ciddiyim. O öpücüğü almadan gitmem. Biraz korktum. Senin bir korumaya ihtiyacın var. Pırlanta çocuk etraftayken birileri müdahale etti. Saatine 15 dolar alıyoruz ama garantili koruma sağlayabiliyoruz. Bütün gün için 3 dolar veririm. Anlaştık. Ve illüzyon ışınını yüceğin üzerinde test etmekle başlayabilirsin. Bu sensörleri vücudundaki hareket noktalarına bağlı. Sonra herhangi bir tam boyutlu görüntü yakala, ışını bir canlı objeye çevir. Başlaya basıp illüzyonu yarat ve hareketleri kontrol et. Neden bahsettiğini bilmiyorum ama beni çok heyecanlandırdı. İşte geliyor. Susan, seni mutlaka öpmem gerekiyor. Gün batımında. Ve bugün. Eğer Susan'dan bir öpücük istiyorsa, Susan'dan bir öpücük alacak demektir. Yani bir bakıma. Hadi bakalım, şimdi görüntüyü yansıtalım. Sen de amma zalimmişsin ama bu iyi ve komik bir zalimlik. Susan, sensin. Harika. Susan, bana basit bir öpücük lütfederek sıra dışı hayatımı eksiksiz kılar mısın? Rica ediyorum. Harika. Aslında listemde yazdığı gibi gün batımı değil ama ya bu o kadar önemli değil. Ve elveda pırlanta çocuk. Biz çok iyi korumalarız. Ne? Bir köpeği mi öptüm? Lütfen ama. Pekala. Size ne kadar ödüyor? Ne? Kardeş korumasına asla fiyat biçemez. Gerçekten mi? Yani o size bu kadar ödüyor mu? Ne istiyorsunuz efendim? Bu köpek numarasını nasıl yaptınız? İllüzyon görüntüleme teknolojisi sayesinde. İllüzyon görüntüleme mi? Pekala, bu oyunu iki kişiyle oynayabilir Susan Chest. Bunu bilerek yaptım. Kız kardeşini pırlanta çocuğa sattığına inanamıyorum doğrusu. Geri dön! Bana katılmadığını biliyorum ama... Seni markete götürüp şöyle leziz bir kemik almama ne dersin? Ne mi derim? Kız kardeşini pırlanta çocuğa satmana çok sevindim derim. Pekala millet, etkileyin beni. Kız kardeş testin illüzyon teknolojisini geliştiriyoruz efendim. Bunları yaptık. Dahice. Tıpkı Susan'ın gözlüğüne benziyor. Sadece Susan'ın bir görüntüsünü uzaktan kumandaya yükleyin. Ya Jen, gece kremimi gördün mü? Bir goodie ve gecelikte ne oluyor? Gözlük efendim. Gözlüğü deneyin. Demek istediğim harika, harika görünüyorsun anneciğim.
Ay Eugene, ne kadar tatlısın. Sırf bu yüzden seni rahat bırakayım da ne kötülükler planlıyorsan devam et. Çabuk, çabuk bana gelin fotoğrafını bulun ve sonunda Susan testi öpebilmem için bir konuşma simülatörü ekleyin. Anlaşıldı mı? Hadi. Gerçekten de çok hoş bir motosiklet. Umurumda bile değil. Ayrıca benim korumam Johnny nerede? Pekala, burası Bakın benim kölem. Bakın Johnny'e bir bak. Gerçekten de beni koruyor. Ne var? Ne lazım? Sizden bir iyilik isteyecektim. Hani dün parasını ödemiştim ya. Dün dedin. Bak dikkat et. Kız kardeşimi satmakla hiç işim olmaz. Çok doğru. Susan'ı seviyor ve ona saygı duyuyor. Vay canına. Bu çok para. Anlaştık. Daha tahmin etmiştim. Ve bence Susan'a bir gözlük gerekiyor. Neden bunu ona vermiyorsunuz? Alın bakalım. Anlaştık. Şimdi hayal kırıklığı uğramış gibi yaparak gideceğim, tamam mı? Johnny Test beni yine yendi. Aferin sana küçük kardeşim. Hiç önemli değil Susan. Ben Mary'yim. Vay canına Johnny, sana bir gözlük lazım. Al Susan'ınkini dene bari. Hayır hayır, gözlerimde bir sorun yok. Gözlüğünü geri alabilirsin. Seni çok seviyorum. Hey Susan! Olamaz. Ne istiyorsun? Komşu Gil. Ne dedin sen? Acaba bir tur atmak ister misin? Muhteşem motosikletinle romantik bir gün batımı mekanına gidip öpüşebiliriz. Evet, evet, evet. Pırlanta çocuğa illüzyon teknolojisi verip Susan'ı sattın, öyle değil mi? Ona yanlış olduğunu söyledim gerçekten. Ama sonra bana biftek aldı ve kandırdı. Çünkü bifteyi çok seviyorum. Ama çok para verdi. Çok utanıyorum. Ve Susan tehlikedeyken sen hala burada duruyorsun. Şimdi bir şeyler yapmalıyım, öyle değil mi? Manzara büyüleyici. Lütfen bana pırlanta çocuk de. Tuhaf geldiğini biliyorum ama gelin istediği de bu. Ve ben gelim. Tamam, pırlanta çocuk. Aa, mükemmel. Gün batımına sadece 5 dakika var ve hayatım eksiksiz olacak. Bu sahneyi kafamda trilyonlarca kez canlandırdım. Ve tamamen bir yalana dayansa da bir itirazım yok. Kalk beni burnu. Hiçbir şeye dokunmayın. O öpücüğü engellemek için görünmez olmak zorundayız. Bence bu durumu biraz abartıyorsun Johnny. Kıpıldamayın. Benim hatam. Yine ne var? Düşmanlar içeri sızdı efendim. Hemen geliyorum, tamam. Susan. Şu öpücük için sana geri döneceğim. Vay canına. Görüyorum ki sen de benim korumalarımla tanışmışsın Johnny Test. Efendim, ileri teknoloji korumalar olmaktan rahatsızız. Bu bizim iş tanımımızda yer almıyor. Bu kostümler hepimizi sıkıyor efendim. Yani kovulmayı mı tercih ediyorsun? Sorun yok. Sen burada ne yapıyorsun? Yoksa benim için çalıştığını unuttun mu? Paranı istemiyorum. Yani tamam, parayı çok istiyorum ama onu alamam. Çünkü kız kardeşimi çok seviyorum ve onun sırlarını satmak yanlıştı. Bu kız kardeşini ben de çok seviyorum ve tıpkı planladığım gibi o öpücüğü alacağım. Şimdi izin verirsen gidip onu öpmem gerekiyor. Ve hepsi senin sayende Johnny Test. Birdenbire kötü bir his ve dalga gibi üzerinden geçip gittim. Ona vicdan azabı deniyor. Evet, işte o his. Şimdi bizi kurtarırsan gerisini ben hallederim. Dinleyin man kafalar, eğer bizi bırakırsanız para sizin olur. Anlaştık, bu işi sevmemiştim zaten. Acele edin, bakın güneş batıyor. Ve işte o mükemmel an geldi. Güneş batarken seni öpmeme... İzin verir miydin acaba? Susan, yapma! Üzgünüm, çok geç kaldınız. Susan'ın öpücüğü bana ait. O gözlüğü çıkarmamız gerekiyor. Hayır, onu indirmemiz gerek. Bu mükemmel bir atış olmalı. Olsun, bu da işe yarar. Gil, iyi misin? Gel konuş benimle. Eugene.
Sana kendisini Gil gibi gösteren bir gözlük yapmış. Şimdi beni öpmeyeceksin, öyle değil mi? Öpmek mi? Hayır. Muhteşem kaçışımı başlatıyorum. Bugünlerde muhteşem kaçışlar yapmak çok zorlaştı. Johnny, Susan'a söyleyeceğin bir şey yok mu? Ben yapmadım. Diğer şeyi söyleyeceksin. Susan, çok iyi bir koruma olamadığım için çok üzgünüm. Sana daha fazla saygı göstermeliydim. Ve şimdi anladım ki para aile bağlarımız ve birbirimize duyduğumuz güven kadar değerli değilmiş. Özür dilerim. Beni öyle berbat bir duruma soktuğun halde beni iğrenç bir öpücükten kurtardığın için çok teşekkür ederim canım küçük kardeşim. Bana ne yapacaksınız unutmayın, kolay incinirim. Japon yapıştırıcısı olan var mı? Bu çok korkutucu. Gözlüğü çıkarın. Çıkarın şunu. Annem. Arayaca annem var. Yapıştırıcının etkisi ne zaman geçer? 5 saat sonra. Güzel. Durdurun şunu. Durdurun şunu. Tom ve Johnny. Pekala. Tek yapmamız gereken fareyi bu labirentten geçirip buradaki peynire ulaştırmak. O zaman biz de kocaman bir ağ artı alacağız. Hadi bakalım peynire git. Pekala. B planımız ne? Labirent mi? Bir labirente mi girmemi istiyorsunuz? Sizin için mi? Dediğimizi yap Montague ve lütfen anarşist konuşmalarını kendine sakla. Ama anarşi hakim olacak. Hepinize hükmedeceğim. Sonsuza dek hükmedeceğim. Anarşi! Anarşi! Pekala. Johnny nerede? Fare labirenti deneyimi. Peki ya orada kaybolursam? Hatta daha da kötüsü kedinin biri laboratuvara girip beni kovalarsa ne olacak? Daha da kötüsü asılı düşmanın Bay Fu'ya intikam almak için beni yemeye kalkışırsa? O zaman çok incinirim ve... bu da ne böyle? Bir kupon. Bize sen vermiştin ve 3 deney için geçerliydi. Yani karşılığında hiçbir şey almayacaksın Johnny. Bize borcun var. Aha! Bir daha kızlara kupon vermeyi önerirsen beni mutlaka engelle. Anlaşıldı. Tamam Johnny. Enstitüde sergilemeden önce labirente alıştırma yapman gerekiyor. Hadi susun da başlayalım şimdi. Anlatın konuşan fare arkadaşım. Ve birlikte dünyaya hükmedelim. Anarşi! Montague, sakinleşmen gerekir. Evet, haklısın. Şimdi peyniri bulursan A artı 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 bizim olacak. Peynir mi? Gerçekten mi? Çocuk peyniri sever ama bence onu biraz daha damak tadına uygun bir şeyle kandırmaya çalışmalısınız. Peynirli börek gibi olabilir mi? Soğuk limonlu milkshake gibi mi? Ve? Çizgi romanlar, diş çürüten şeker ve şiddet içeren bilgisayar oyunları. Yukarıdakilerin hepsi diyelim. Pekala Johnny. Bulacağın şey... Milkshake çok güzelmiş. Biz gerçekten dahiyiz. Gördün mü Johnny? Endişelenecek bir şey yok. Şimdi tek yapman gereken enstitüde bunu tekrarlamak ve ablalarına ağ aldırmak. Ama Mittens konusunda ciddiydim. Benim peşimde ve intikam almak istiyor. Ayrıca o psikopat kedinin karşısına fare olarak çıkmak da iyi değil. Sakin ol küçük kardeşim. Benim Bay Mittens. Johnny Test'ten intikamını almaya geldim. Gerçekten de Mittens. Dondurma lazeri geliyor. İnanamıyorum. Bunu nerede görmüştüm? Bazen çizgi filmlerde yaşıyormuş gibi hissediyorum. Söyleyin nerede o? Johnny nerede? Johnny'nin nerede olduğunu söylemeyeceğim. Bana katılmana sevindim Albert. Biraz geç kalmadın mı sence? Üzgünüm efendim. Sırt roketi kullanmayı pek beceremem. Ama bu farenin Johnny'ye benzediğini düşünüyorum. Hey Mittens! Nasıl gidiyor? Yandım. Fare mi olmuş? Johnny Test fare olmuş. İşte bu hayatımın en güzel günü. Tamam ben kaçtım. Benden kaçamazsın fare Johnny. Buz torbası ister misiniz efendim? Hayır onu yakalayacağım.
şu anda tam istediğim yerde. Pekala, bunu nerede görmüştün? Al şunu, insanlara karşı koyma vakti geldi. Yani kedilere. Anarşi! Şimdi buz torbası ister misiniz? Sana hayır dedim. Şimdi geri çekil. Ay canına, ne büyük bir fare deliği. Evet, kaç! Bu kez benden kaçamazsın. Dur, Johnny Test. Oh, bu odanın bu kadar uzun olduğunu bilmiyordum. Şu bilgisayarı da kim bilir kaç kere gördüm. İşte yine orada. Yakala onu. Johnny'yi kurtarmamız gerekiyor. Masaya ulaşabilirsek çözme silahını alıp evimizi normale döndürebilirim. Zıplamaya başlayın. Harika. Üzerinde çalıştığımız ev şebekesi müzikçalarını düşürdün. Özür dilerim ama bacaklarımı hissetmiyorum. Aa, en azından müzik sistemi çalışıyor. Bu klasik gürültü de ne? Bir fare! Evimde fare kovalayan bir kedi var. Çok özür dilerim efendim. Peki uşak nereden çıktı? Bu sefer çekicin olmadığını biliyorum. Buz torbasını şimdi ister misiniz? Buz torbası istemiyorum, tamam mı? Kış kış kedi, kış kış. Süpürge mi? Ciddi misin? Ahbap, Bay Mittens'ı durdurmak istiyorsan bir ordu getirmen gerekir. Seni kızların mı yaptı yani? Hayır ama beni yaratmak için onların teknolojisi kullanıldı. Keşke hiç çocuk yapmasaydı. Ve işte sen de dondun. Ama biz çözüldük. Neden hala hareket ediyor ama konuşmuyor? Çünkü silahı buna ayarlamıştık. Olamaz. Konuşamıyorum. Ve şimdi Johnny de konuşamıyor. Ama görünen o ki yazabiliyor. Seni yok edeceğim Joe. Joe da kim? Seni yok edeceğim Johnny Test. Yani Johnny bir fare değil mi? Evet. Çözüldüğümüzde o kedinin kardeşinizi yok etmesini önleyeceğiz. Ve dünyada bu işlerle uğraşmak zorunda kalan başka baba var mı bilmiyorum. Bu iş için yeterince para almıyorum. Johnny'ye yardım etmeliyiz. Şimdi fare Montekli'ye kim gülüyor? Bu savaş elbisesini Johnny'nin oyuncağından aldım. Ve elimde Endülüs şövalyelerinin kılıcı var. Montekli, o bir kebap şişi. Ne olmuş? Buralarda her hayvan konuşur mu yani? Montekli, bizi çözmek zorundasın. Şu ışını al, güneşleri çöze çevir ve bizi ateş et. Bunu dünyayı fethetmek için de kullanabilirim. Sana 5 kiloluk muhteşem keder peyniri alırım. Bu düğme miydi? Durun, beni çözmediniz. Biliyoruz. Hava. Yapıştırıcı. Ah,
Bırakın konuşsun. Bize bir şey söylemeye çalışıyor. Bunu daha önce bir yerde görmüştüm. Sen beni intikamımı alacağım Johnny Test. Günün birinde alacağım. Bugün olmayacağı çok açık ama haftaya olabilir. Peki babam nerede? İyi bir mazeret bulana kadar onu çözmeyeceğiz. Ve dünyayı ele geçirdiğim zaman evreni de ele geçireceğim. Evet, ve yapamayacağımı sanmayın çünkü yapacağım. Ve o zaman uzayda anarşi olacak. Montague, sessiz olur musun lütfen? Çözüldüğüm vakit işi bırakacağım. Senin adına sevindim Albert. Kızlar, Johnny. Kızlar.